Tepada bir umman, pastda bir umman. İkki dengiz aro keçer laxsalar. Hayolga tolaman, men o'zi kimman? Ojiz va notavon zarra alhazar. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Efirda yosh kitobxonlar ko'rsatuvi. Sizlar bilan diydorlashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Men yuqorida keltirib o'tgan she'rlarni siz qaysi kitobda o'qigansiz? Bir yodingizga solib ko'ringchi. Ha, siz adashmadingiz. Bu O'zbekiston xalq yozuvchisi O'tkir Hoshimov qalamiga mansub Daftar xoshiyasidagi bitiklar asarida keltirilgan qatorlar edi. Azizlar, bugun sizlar bilan birgalikda mana shu kitobni birgalikda tahlil qilamiz, mulohaza yuritamiz. Ko'rsatuvimizni boshlashdan oldin eslatib o'tmoqchiman, ushbu ko'rsatuv Amudaryo televideniyasi tahririyatining Yuksak ma'naviyatli va axloqli yoshlar kelajak poydevori nomli grant loyihasi doirasida efirga uzatilmoqda. Ko'rsatuvimizga bir qator mehmonlarni taklif qilganmiz. Hozir ular bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Tuman ijtimoiy madaniy ma'rifiy hayotida faol ishtirok etib kelayotgan faxriy o'qituvchimiz Tursunboy aka Abdullayev bo'ladilar. Xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Rahmat. Va mening chap tarafimdagi mehmonimiz Tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 85-chi sonli maktabning 11-chi sinf o'quvchisi Sevinchoy Umurboyeva bo'ladilar. Azizlar, shu o'rinda aytib o'tmoqchiman, ushbu qizimiz bu yil, ya'ni joriy yilda Yosh kitobxon ko'rik-tanlovining tuman bosqichida faxrli 3-chi o'rinni qo'lga kiritdi. Demak, ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Ustoz, keling, suhbatimizni mana shu Daftar xoshiyasidagi bitiklar asarini mutolaa qilish jarayonidagi fikr-mulohazalaringiz, taassurotlaringiz haqida boshlasak. Aynan asarning qaysi jihatlari sizda katta taassurot qoldirdi? Assalomu alaykum. Azizaxon, eng avvalo yosh kitobxonlar ko'rsatuviga men ham yosh kitobxon sifatida taklif qilgan uchun juda xursandman. Biz ham yosh kitobxon bo'lganmiz. Mana yana bir o'zi kitobxon odam hamisha yosh bo'ladimi deyman. Bizning endi adabiyot o'zbek adabiyotidagi darg'alar G'afurg'ulom, Hamid Olimjon, Oybek, Abdulla Qahhor, Abdulla Qodirlardan keyingi 60-chi o'tgan sana 60-chi, 70-chi yillarning darg'alari o'ziga xos yetishib chiqdilar. Ular ichida O'tkir Hoshimov, Uchqun Nazarov, Tog'ay Murod, mana bu O'lmas Umarbekov, Tohir Malik, Erkin Malik kabi juda ajoyib asarlar yaratadigan iqtidorli mualliflar, ijodkorlar yetishib chiqdilar. Bu juda quvonarli narsa. Bizning davrimizda kitobxonlik asosiy narsa edi. Televizor kam. Hozirgida mobil telefonlar yo'q. Kitob bir tomondan ermak bo'lsa, ikkinchi tomondan insonlar uchun bu shu davrning eng muhim axborot ham bilim olish manbalaridan biri edi. Kitobsiz u paytda vrachlar ham, hatto kolxozda ishlagan kolxozchilar ham kitob o'qir edilar. Masalan, hech bo'lmasa Sharq yulduzi jurnali chiqar edi, unda kitoblar birinchi shularda e'lon qilinar edi. Guliston jurnallari chiqar edi. Gazetalarda ham ana shunday kitoblar berilib borar edi. Ana shular ichida dunyoning ishlari bu O'tkir Hoshimov tomonidan yaratilgan Daftar xoshiyasidagi bitiklar bir alohida diqqatga e'tiborga sazovor bo'ldi. Daftar xoshiyasidagi bitiklar avvalo gazetalarda parcha-parcha qilib berib borildi. Keyinchalik yozuvchi o'zining bu kitobni nashrga tayyorlash paytida, nashrga tayyorlab endi nashrdan chiqqandan keyin ham o'zining bergan izohlarida borki, men bu materiallarni, bundagi kuzatuvlarimni 50 yil davomida yig'dim, to'pladim, ishladim, qayta-qayta fikrimdan o'tkazdim va rafiqam O'lmasxonga bag'ishladim dedilar. O'zini esa devonayi haqqoy deb atagisi keladi. Bu yerda biz devonani tilanchi deb tushunmasligimiz kerak. Devona bu yerda bir o'zini fangami yo boshqa bir narsani bag'ishlab o'zini aqli hushini shunga baxsh etgan odam. Demak, bu haqiqatga o'zining ongini shuurini baxsh etgan odam sifatida ta'riflayapti. Majoziy ma'no bor bunda. Ijodga bag'ishlangan. Ijodga bag'ishlanganlik, baxsh etganligi to'g'ri. Mana 50 yillik voqea hodisalarni kuzatib, ularni terib olgandan keyin 50 yil ichida odamning boshidan har turli savdolar o'tadi. Har turli xursandliklarga duch kelishi mumkin, har xil sinovlarga, hayotning xafachiliklariga duch kelishi mumkin, to'siqlarga,
Bazen galipsen, bazen mağlupsen, şunları buluşun mümkün. Bana bu defter haşiyasındaki bitkilerde hüddü şu derslerin ifadasını tapken ben min. Vizimge has derslerinden kurup bu kitabını çok yakışık olup kalkanım. Keyinçelik bana şagirdlerimle, bana hazırlığına tanıştırganınız Sevinç Ömür Bekan, yani kitabka ıhlaslı şagirdlerimden biri. Onları hem tarihip kalıp gelgenim ben. En avvala mesela Maymunun adamga eğlenişte mehnetin rolü degen kitap yazdıgın Charles Darwin degen filozof tomonidan. Bu bizim devrimizde mekteplerde dersi sıfatla oturgan Darwinizm talimatı deyip. Hazır hem şunu tarif kılıcı ateistik talimat var. Onlar adam goya maymundan döregen. Maymunun rivajlanışında evolüsyon neticesi de estetikim orunda turuyurgen ki onda yakılan bunda yakılan adam bulgen deyip eytadılar. Lekin bu estetik çok natoğru. Hata nazariye bulgan. Eğer evolüsyadan uşunda tarakkiyat kaladegan bosa bu petkeçe maymul başa çok gitken bu. Adamlar hem akıllı hok gitken buluş gerek idi. Maymun bab kaldı da. O demek adam mesiydi. O maymun idi. Bana şunu şundan başlardı bu kitabın bize başlanışı da. Charles Darwin'e itiraz dedi. Adamlar maymundan tarakkiyat edemez. Belki maymunlar adamdan tarakkiyat edemez. Bu yerde mecaz var. Bazen bir adamların kılıkların, meymenge okşap getişi, cemiyetteki özünü tutuşta başkası da itibarsızlığı, nazarasızlığını şunda bir... Hazılge alıp... Kinaya bile mecazi tesvirle bir yadıp da şu yerde yine. Şimdi yine kızık kızık fikirler bildirildi. Bu kitap bütün bir vakiyanı baştan ayak sujetke yegeyemez. Lekin birbirinden ecreten taşa bulmaydı bunu. Mesela adamlar dedi, Kudadan maşina soraydı, üy soraydı, pul soraydı, boy buluşun soraydı, sağ ol buluşun soraydı. Lekin bir çimdim akıl verdi deyip soran adamını görmedim dedi. Goya hem bana aklı özüge yetip artıp dururken de hiç kim akıl soramıyor. Bu bir tamamdan külgülü tüyeledi, bir tamamdan bir adam açına ben kıradı. Özü kitabının kadri hem şunda adamını oylantırsa, özü bilen koşuluşup fikirleşke, yakı özü bilen müellif bile münazara girişke mecbur kılsa özünümüz. Yani kitabın sihri küçü şunda deyip bilemen de. Şunun için bu kitabını kaysi cahide okusanız hem beraber hayatını görüp bari öğrensin. Adam dedi. Mesela yolbarız kıyık neydi? Kıyık ot neydi? Adam otunu hem yedi bazen yolbarısından mı konuşulsa öldürdü, bazen kıyıkını hem yiydi, dedi karan. Bu yerde kim en katta bir vahşiydi? Avcı. Karan kim avcı ava? Bana adam da oylantırdı. Hemme tamamlama oylanışka mecbur kaldık. Kalan kulasalarını özünüz hem çıkarıp varasız. Kolunuzda tay yargana kulasa verip koymaydı. Sizin oylanışka indip duradı. Şimdi yine almalar degen kişkene gene devkasında Zümrüt hala oğla gidip iki de alma aldı. Almalarım köpemez de, serip olmaz da. Önce hem acı pahtabağın payıda almalarım serip bulmadım. Oğla gidip yaşırıp yusurup iki de almanı aldı. Kelip oğla gidip balam beni alma yap geldim senge ye deyse balası saklap koyup iki de balası yürüp geneydi. Bittesini Hesene'ye bittesini Hüseyin'e verdi. Mama oylanıp kaldı. Hem balam desem balam, hem balam dedi de degen de kalıp. Karan buna şunda ibretli nerseler bu kitapta her bir satırda, her bir cümlesi de. Ama kiskanı levhaların hemmesi de şunda nerseler var. Aileni mukaddes de bilmeyen adam için mukaddes nersenin gözü yok. Karan bu hulasası kayırlardan çıkıp girdi, kayırlardan aynalıp girdi. Kaçan özünün kadrini yok etedi olmasa manasını yok etedi. Hiç kaçan. Hiç kaçan manasını yok etmeydi. Aileni mukaddes bilmeyen adam için mukaddes nesnenin özü yok. Yani bu her kim için bir talimi ibret gibi olsa bulanı. Rahmat ustoz. Aziz teletomoshabinlar, ma'lumot uchun aytmoqchiman, daftar xoshiyasidagi bitiklar kitobi 4 bo'limdan iborat. Bular o'ylarim, farzandlarimga o'gitlar, urushlar haqida va 8-chi mo'jiza kabi. Va bu kitobni yozuvchi hali ustozimiz aytib o'tganlaridek, hayotiy kuzatuvlari, hayotiy mulohazalari, hayotiy tajribalari asosida yaratgan hisoblanadi. Ustoz, mana shu kitobni mutolaa qilish jarayonida menga eng bir ko'p kuch
kuchli ta'sir qilgan jihati mana shu bitiklar bo'ldi. Yaxshiga ham, yomonga ham birdek yaxshi ko'rinishga o'rnatgan odam eng xavfli odam dedi yozuvchi. Bu haqda qanday fikr bildira olasiz? To'g'ri aytasiz. Yozuvchi sizningcha bu orqali nimani nazarda tutgan? O'zi butun insoniyat hayotining mazmunini yashiringanmi deyman shu gapda. Hammaga birdek yaramoq yo'q. Hammaga yomon ko'rishim yo'q. Biz yoqtirmagan odamni kimdir jondanasiz yoqtirishi mumkin. Shuning uchun yomon odamning o'zi yo'q, yomon tomiri bor deyshadi-ku. Har bir odamning ham yaxshi xislati bo'lishi mumkin. Her bir adamla ham yomon xislati ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun odamni boricha qabul qilsak, bor odamni da o'zimizni esa iloji boricha shu yaxshilar qatoriga qo'shishga harakat qilib borsak, jahlimizni yashirsak, birovga gina kegimizni yashirsak, hasad qilmasak, inshaalloh yaxshilar qatorida bo'larmiz. Shunga intilmoq kerak deb o'ylaymiz. Shu kitobni o'qib ham shunday xulosaga kelasiz odam. Demak, bu orqali yozuvchi İnsan o'zini o'zi bir taftish qilib, tahlil qilib ko'rishini balkim xohlagandir. Balkim shu narsani yuzaga chiqarmoqchi bo'lgandir. Bor, xuddi shunday narsa. O'zini o'zi tahlil qilishini. Endi sevinchga yuzlanamiz azizlar. Sevinch, bu kitobni siz dastlab qachon o'qigansiz, mutolaa qilgansiz va sizda eng katta taassurot qoldirgan jihati nimada kitobning? Avvalambor assalomu alaykum. Men ushbu kitobni 2019-yil sentabr oyida o'qishni boshlaganman. Va shu kungacha yana qayta-qayta o'qiy beraman. Chunki bu kitobni o'qigan sayinimiz biz yangidan yangi ma'nolarni kashf etamiz. Ayniqsa menga yoqadigan eng sevimli kitob mana shu daftar xoshasidagi bitiklar kitobi hisoblanadi. Aynan qaysi? Aynan boy va kambag'al degan. Bo'limi menga juda yoqadi. Ya'ni bu yerda aytyaptim. Boy Mercedes olsa, kamtarlik. Kambag'al velosiped olsa, manmanlik. Boy gerda esa salobat, kambag'al ta'zim qilsa, xushomad. Boy olsa, motam, kambag'al olsa, hayinda bandalik. Aynan mana shu parcha hayotimizdagi, bizning turmushimizdagi ochiq haqiqatlarni kichkinagina bo'lib bo'lsa ham yoritib beryapti. Ya'ni o'quvchi buni o'qisa, kitobxon umuman olganda ochiq haqiqatlarni tushunib yetadi. Endi yozuvchi o'z asari haqida aytib o'tgan, ya'ni men bu gaplarni o'sha qatag'on yillarda aytganimda men allaqachon gumdan qilishgan bo'lishardi. Men endi mustaqil bo'ldim. Yurtimiz mustaqillikka erishdi va men bu gaplarni bemalol mustaqil fikrimni ayta olaman va mustaqillikka erishganimiz uchun juda ham xursandman. Mening xursandligimning chegarasi yo'q deb izoh bergan edi. Bu kitobda yana shunday bir purma'no qatorlar bor, hozir o'qib eshitiraman. U oddiy odam edi, hammollik qilardi. 4 qiz, 3 o'g'ilni oyoqqa turg'azdi. O'g'illarini uylantirdi, qizlarini chiqardi, hammasini uyli joyli qildi. Ko'z yumayotganida hammalaringdan mingdan ming roziman dedi. Qarashsa, kafandigi yo'q ekan. Keling, inson qadr haqida gaplashamiz, ustoz. Bechora. Ana shunday, demak, topganini farzandlariga, qizlariga baxsh etgan u o'zi jamg'arib qo'ymaganda, endi axir uning demak umidi bo'lgan, qarang. Bu yerdan mening bu narsamni men topib qo'yib shart emas, mening farzandlarim, shu qizlarim topadi degan umidi ham bo'lgan bu odam. Hozirgi savolingizga kumushning gapidan ham javob topsa bo'ladi. Yana har bir qatrasining ichida bu gaplaringizga javob bor. Odamning hammaga bir xil bo'la olmasligi, bu hayotdagi hayot falsafalari berilgan bu yerda. Masalan, toshbaqa bilan kapalak deydi. Toshbaqa kapalakka qarab aytibdi. O'zi bir kunlik umring bor, qanotiga uchishingga qara deb masxara qiladimiz. Kapalak esa toshbaqa qarab 100 yıl, 500 yıl yaşaydı diye işte ben seni sürdürelene kadar. Bu goya adamların hayatı ki takkıslanken diyemez mi şunu bize? Yani hazır gaitkenizde bir ibretli buladığın gepleri adamlar yollarını taraytırman değil ha? Adamlar yollarını taraytırman. Yollarını taraytırsanız Huda kabrinizi tarıklıp gereken. Bu gepler hem hayattan alın gepler, hazır ham qarab ko'rin atrofimizga başka. Hamma joyda bu gepler defter haşiyasidagi bitiklar emas, bu yürekke bitilgen bitiklar bo'lib turibdi-da bu qarang.
Donolik bilan nodonlik shu qadar yaqinki, odam donolikni qancha ko'p da'vo qilsa, shuncha nodon bo'ladi, deb yozadi yozuvchi. Qanday qilib ustoz nodonlikni, nodonlarni donolik bilan yengish mumkin? Hayotda shunday vaziyatlar ham uchrab turadi. Masalan, endi hech kim o'zini donoman deb e'tirof qila olmaydi, lekin shu bilan birgalikda hech kim nodonman ham demaydi-da. Çünkü hammamız donamız da. Doğru aytasız. Her bir insan çumçuk özüge batman degende özüge dona körünedi. Karab nadan ya nadan deyip körünce yakamızdan alalı. Lekin hayatta başkanın nadanlığını bilip durup onu kandı yengiş mümkün degen sava veririz mi? Bu savanın en yakışı cahı sükut bulama deyiminde. İndemezlik buna, buna karşı çıkmazlık. Ya, Surat hakemim aytgan ekan, ikki adam bir-birini urushib turganda onu birisi bu tani degan donishmand adam ekan-da, men buni donishmand deb yursam tan bermadim. Ana ahmoq bilan teng bo'lib turibdi degan ekan. Demak, nizodan behuda bahsdan, ayniqsa ahmoq bilan tortishdan o'zini olib qochish kerak. Pushkinning bir gapi bor. Loqayt qabul etaver, madhu tuhmat barisin. Ahmoq bilan esa o'chakishmay ech deganda yana har kimning o'z hayotida bu narsa odamning qo'lidan kelsa yaxshi. Odam o'zini bazan buning qarshisida tuta olmay qoladi-da. Shunga mos javob beraman deb nodonlikka yo'l qo'yib qo'yamiz-da. Qani edi hamisha donolik eslatib tursa o'zini. Indamay yengish mumkin. Sukut bilan yengish mumkin. Sukut bilan har qanday urush janjallarining oldini olish mumkin. Anushirvon qizini uzatayotgan paytda rafiqasi Kanı Hazretim kızınızga nasihat verin degen. Şunda iki nasihatim var degen. Dünyadaki barcha xushbo'y nimetler içinde en alası sudur kızım. Sudan faydalan degen. İkincisi yeni şilmini örgütemen. Bir gepten kal degen. Kandı, pırmano gepler. Yani şunda geplerini hem Utkır Aşı, bu defter aşıza bitikler kitabı da kildirgen. Demak, bu kitobning ahamiyati ham aynan yoshlarni, mustaqil hayotga kirib kelayotgan yosh qizlarni, kelinlarni olib o'qishini ham tavsiya qilib qolgan bo'lardik. Albatta, aziz. Kelinning sepiga qo'shishga arziydigan asarda haqiqatan ham azizlar. Aytaman-ku, shu qalb hoshiyasiga bitilgan desa bo'ladi. Nodira begim degan shoiramizni mahlaroyim Qo'qon xoni Amir Umarxonning rafiqasi bo'ladi. Bir kuni maishat ustida Amir Umarxonga qarshi bir e'tiroz bildirib qo'yadi-da. Bunday narsa Farhod va Shirin dastonlarida, Sabbay sayyorlardan bor-ku. E'tiroz bildirib qo'ygan uchun xon axir xonda baribir mag'rurlik bor-da. Xonim siz saroydan istagan narsangizni, eng qimmat narsangizni olib jo'nang uyingizga, otangizning uyiga deydi. Xonning gapi gap. Qo'yat, hamma jim bo'lib qoladi. Lekin xon yanadan qattiq charchab uyquga ketadi. Bir paytlar ko'zini ochsa osmonda yulduzlar arava taqirlab ketyapti. Yo'q, hech kim yo'q. Bir odam choponda yo'g'ona bo'lgan bir aravani haydab ketyapti. Qarasa, umr yo'ldoshi Nodira begim. Qayoqqa borasiz? Shahar taxt nima bo'ldi? Podshohsiz qoladimi? Shahar egasiz qoladimi? Qayoqqa boryapsiz? Men amringizni bajaryapman deydi. Nima amir? Kecha menga Uyunga jo'na dedingiz, ketyapman. Nega shunday qilib men qayoqqa boryapman? Siz saroydan eng qimmatli, eng aziz narsangizni olib jo'nang dedingiz. Men eng qimmatli, eng aziz narsamni olib ketyapman dedi. Bu rivoyat haqida ko'p boshqa asarlar ham yozilgan, she'riy asarlar ham yozilgan. Mana O'tkir Hoji buni kitobida keltiribdi. Bu juda ibratli narsa. Ayol zakovati. Ayol zakovati, ayol aqlligi. Ha, aqlligi. Aql bilan zakovat bilan ishlab shu yerda Amirxon qaytishga amr berdi, qaytaldan rafiqasiga tan berib, uni tan olib ishdan bo'lsa-da, betin aytmasam, ishdan bo'lsa-da tan olib inoq ittifoq yashadilar. Bu tarixda bor. Aynan shu voqea bo'lmagan bo'lishi mumkin odamlar rivoyatida. Bu xalqimizning Nodira begimning aql zavqati, umuman ayolning aql zavqati bo'lish kerakligi haqida rivoyat qilib to'g'rilgan bo'lishi ham mumkin. Sevinch, ustozimiz sizni e'tirof etib o'tdi.
Ko'p kitoblar o'qiydi. Kitoblar olamga mehr qo'ygan qizlarimizdan biri deb tanishtirdi. Sizni tanishtirgan paytlarida mana shu o'qiyotgan badiiy kitoblaringizning ahamiyati haqida tengdoshlaringizga qisqacha to'xtalib o'tsangiz va mana shu daftar xoshiyasidagi bitiklar kitobida ham yozuvchi 8-chi mo'jiza bo'limida shunday gaplarni keltirib o'tadi. Hech shubhasiz badiiy adabiyot dunyodagi 8-chi mo'jiza deb keltiradi. Sizinçe yozuvchi 8-chi mo'jiza deb nima uchun aynan badiiy adabiyotni keltirib o'tgan? Bunga sabab bo'lgan narsa, siz kino ko'rmoqchisiz, ya'ni kinoteatrga borasiz, o'sha yerda ko'rasiz, sahnada aktyor, aktrisalar chiqadi. Siz ularni ko'rasiz. Yoki siz rasm tomosha qilmoqchisiz va san'at muzeyiga borasiz. U yerda turli xil san'at asarlarini ko'rasiz. Yoki qo'shiq tinglamoqchisiz. Siz qo'shiq eshitasiz. Lekin badiiy adabiyotda siz shunchaki kitob o'qiysiz. Siz tasavvur olamida sayr qilasiz. Ya'ni o'sha yerda siz xohlasangiz rasm chizishingiz, qo'shiq tinglashingiz, hattoki aktyor, aktrisalar bilan birga ham suhbat bo'lasiz. Kitob o'qiyotgan vaqtimizda biz umuman asar qahramonlar orasiga tushamiz. Ular yig'lasa yig'laymiz, kulsa kulamiz. Aynan O'tkir Hoshimov ham mana shu narsani his qilishni aytib o'tgan, ya'ni badiiy adabiyot 8-chi mo'jiza. Bunga hech qanday shubha yo'q. Ya'ni so'zlar orqali ta'sir qilish insonga. Ana shunday ta'sirli so'zlar mening yodimdan hech qachon chiqmaydi. O'zi yoshligimdan boshida ertak kitoblar o'qishni boshladim. Keyinchalik o'qigan ilk asarim aynan mana shu yozuvchi O'tkir Hoshimovning 2x2.5 asari bo'lgan. Badiiy adabiyotga mehr aynan mana shu kitobni o'qiganimdan paydo bo'lgan. Demak, ilk kitobingiz mana shu O'tkir Hoshimovning asari hisoblanadi va ilk poydevor ham mana shu yozuvchining asarlaridan boshlangan. Tengdoshlaringizga nima degan bo'lardingiz? Tengdoshlarimga kitob o'qishni ko'pchilik unchalik yoqtirmaydi. Yoqtirmaydi, zerikarli deb o'ylaydi. Lekin siz mana shu fikrda bo'lgan yoshlar kitobni boshdan o'qib boshlasa, harakat qilsa, birinchi kuni bir betdan, keyinchalik ikkinchi betdan o'qib davom ettirsa, keyinchalik kitobga qiziqish bo'ladi. Ya'ni bu bundan oldin uzib o'qish kerak. Shunda unga qiziqish ortadi. Kitob o'qiyotgan vaqtda keyingi voqealar nima bo'lyapti, qahramonlar nima haqida gapiradi, o'ylaydi, shunga qiziqish ortadi kitobxonda. Aynan mana shu yo'l bilan kitobga bo'lgan mehrni oshirish mumkin. Kitob beminnat do'st deb O'tkir Hoshimov mana shu kitobida aytgan, ya'ni kitob uloqtirishimiz mumkin. Keyinchalik uni unutib qo'yishimiz ham mumkin. Lekin baribir biz yana kitobga shimsishadi va biz kitobni chorlasak, u yana beminnat yordamini ayamasdan bizga yaqin keladi va biz undan foydalanamiz, o'qiymiz. Aynan shuning uchun ham u beminnat do'st hisoblanadi. Oilangizda kitob o'qishga, mutolaaga bo'lgan e'tibor qanday? Kitob. Albatta, insonning, ayniqsa endi kitobxonning shakllanishida oila, maktab birinchi o'rinda turadi inson uchun, o'quvchi uchun. Oilangizda eng birinchi bobom olib kelgan menga ertak kitoblarni. Oyim ham menga o'xshab yoshligidan kitobga mukassadan ketgan ekan. Kelinoyim aytib o'tiradi, sening oyingning qo'lidan kitobni zo'rg'a olardim. Hattoki ovqat paytida ham kitob o'qib o'tirardi deydi, ishlasa ham. Endi ular qadimgi kolxoz davriga to'g'ri kelganda ularning yoshliklari shu ovqat kuni bo'yi dalada ishlashgan va kitob o'qishga hattoki o'sha dalada ham kitob o'qishgan ekan. Menimcha bu xislat menga oyimdan yuqqan bo'lishi mumkin. Demak, oilada ma'naviy muhit Mutolaa muhiti shakllangan oilangizda. Albatta, bu yaxshi narsa, aziz teletomoshabinlar. Shu o'rinda aytmoqchi edim. Qush uyasida ko'rganini qiladi deydi xalqimiz. Shunday ekan, agar farzandingiz kitob o'qishini xohlasangiz, birinchi navbatda o'zingiz ularga o'rnak bo'lishingiz kerak. Va bilamizki, kitob o'qigan insondan hech qachon yomonlik chiqmaydi. Suhbatimizni davom ettiramiz. Ustoz, keyingi savolim sizga Daftar xoshiyasidagi bitiklarda yana shunday bir ta'sirli qatorlar bor. 8-chi mo'jiza bo'limida qalamkashga dedi, qishloqning qalbi, shaharning aqli kerak dedi yozuvchi. Endi o'ylab qolasanda,
Bu faqat gina qalamkashlarga nisbatan emas, butun bir insoniyatga qarata aytilgan gaplarga o'xshaydi. To'g'ri, inson shaharning aqli bilan ko'p narsalarga erishishi mumkin, obro'-e'tibor topishi mumkin. O'ziga yarasha qandaydir bir chaqqonlik, uddabronlikni o'ziga olishi mumkin-da bu aql bilan, ya'ni shaharning aqli bilan. Lekin qishloqning qalbi bilan yashash esa insonga ba'zan pand beradiganday tuyuladi. Umuman soddadil insonlar, soddadillik insonga qaysidir ma'noda har doim ham foyda keltiravermaydi. Shu haqida nima deya olasiz? Endi bu hayotda ko'rib yuribmiz bu narsalarni. Shu hozir shogirdimga bergan savolingizdan menga bersangiz, ikkovini qo'shib javob beramiz-da. Siz tengqurlaringizga nima deysiz kitob haqida degan savolni menga bering. Ya'ni mening tengdoshlarimga, mana yosh ulug'lar, onaxonlar, otaxonlarga ham nima degan bo'lar edim? Biz bolamizga ana kompyuter o'yinlariga boraman desa, 1500 so'm ber desa beramiz, 2000 so'm desa beramiz, 5000 so'm bo'lsa da beramiz. Yana bir boshqa tomoshaga boraman desa beramiz pulni, lekin buni kitob ol mana 5 so'mga, buni 10 so'mga kitob ol deb pul berdikmi? Bir taftish qilib ko'rsalar o'zlarini, mening tengdoshlarim ham. Bir ko'rsalar, agar shuni qilmagan bo'lsa endi shu ishni qilsalar. Kitobda avvali 10 betlik kitob olib bering bolalarga ertak kitobdan. 5 betlik kitob olib bering qiziqtirish uchun. Asta-sekin o'zi shuna keyin xumor bo'lib qoladi odam. Kitob o'qisa xumor bo'lib qoladi. 20 bet kitob o'qigan, 40 bet kitob o'qigan odamning toqati endi shunga moslashib bundan ko'proqga mos bo'lib boradi. Ana mening tengdoshlarim ham shu narsaga e'tibor bersalar, hayotlar bo'ladi. Bobolar mana bu kitobda bor bu gap. Baba nabirlerini ergeştirip kabristonga bordi. Ahir kabristonda ötkenlerini balalar körmeydi ki, onları bilmeydi ki. Neme için alıp bardı? Bu yerde meneviyet degen çekara bardıydı. Erten biz ötüp etken pette balalar unutup koymasın. Evvelgilerde benim atam isledi. Demek ben hem unutmasızlığım gerek degen meneviyet kökereğe caylaştırıp baş gerek dedi. Mene şu yerde kışlak bulan qishloq qalbi bilan shaharning aqli degan narsaga shu yerda to'g'ri keladi. Mentalitet degan lavhasida xuddi shu narsa aytilgan. Men buni o'zim hayotda guvohi bo'ldim. Qoyil qoldim bu mentalitet degan lavhasini o'qib o'tirganimdan. Oltin igna bilan davolanish uchun yozuvchilar uyushmasi poliklinikasiga bordik. Oltin igna bilan meni davolatgan karisigiti bilan qalay suhbatlashib o'tirdik endi. Uni akasi Shvetsiyada yashaydi ekan. Men dedi 3 oy Shvetsiyaga borib, bu yerdan ta'til olib, xususiy klinika poliklinikada ishlaydi. Borib akamning yonida ishlab kelaman dedi. Tish bo'yicha ham yon oltinligina bo'yicha. Sizlarning o'zbekning mentaliteti hech yerda yo'q dedi. Hatto biz koreysmiz dedi. Bizda ham yo'q bunday mentalitet dedi. U yerda Shvetsiyada dedi. Agar 18 yoshdan oshgan yigit otasi bilan onasi bilan yashasa, do'stlari masxara qiladi uni. O'zlarini davlatlarga qo'shmaydi dedi. Sen hali boqman desan, hali otangning inangning etagida yuribsan deb ularga qo'shmaydi, aqlsiz deb hisoblaydilar dedi. Sizda bo'lsa, balani agar 80 ga chiqsa da 100 yashar otasi uchun u bola kerak bo'lsa qayda, kerak bo'lsa qayg'irib o'tiradi, shu bolam deb o'tiradi. Ularda dedi, otasini qartayganda, onasi qartayganda o'zini uyinda saqlasa, ularni masxara qiladi dedi. Uni mehribonlik uyiga olib borish kerak dedi. Chunki mehribonlik uyinda ularda doktori bo'lar ekan, oshpazi bo'lar ekan, qarovchisi bo'lar ekan, inagasi bo'lar ekan, shunday qaraydi. Shularga pul bermay uyinda saqlab qo'yib deb masxara etadi dedi. Sizlarda bo'lsa, ota-onasini bir yerga qo'ysa, agar e'tibor qarasa, juda ham qattiq masxara qiladi ularni dedi. Hozirgi savollaringizdan mana endi shahardagi aql qanday? Shahardagi aql bu bir podyezdda yashab turib, nariga eshikdagi kirib chiqadigan odam, beriga eshikdagi odam tanimaydi bir-birini. Lekin bizda ovulda bir odam tanimasangiz, qishloqda bir odam so'rasa tanimasangiz, "O sen qanday odamsan, shu qishloqdanmisan?" deb masxara qilishadi. Bu yerda qalb ochiqligi. Biri yo'l so'rasa, yo'lni ko'rsatish, biri eshikni oldidan o'tib borsa, bir narsaga to'yga nima aytib kelsa, "Non yeng" deyish, non tuz totish birga. To'y marakadan qolmasdan qatnashish bu bir katta bir majburiyat hisoblanadi qishloqda. Qishloqning qalbi ochiqligi,
Endi qalbi ochiq odam shaharda yo'q degan gap emas bu. Lekin agar yozuvchida shu qalb bo'lsa, degani da bu ochiq qalbi bo'lsa-yu, shahardagi shaharda hamma narsa jarayon bor u yerda markazlashgan. Demak, aqlning ham markazi shaharda bo'ladi. Menchada. Demak, ana shunday aql bilan shunday qalb birlashsa, yozuvchidan yaxshi yozuvchi chiqadi demoqchi bo'lsa kerak ta, o'zlari ham shunday xarakterga, shunday hayotga taqdirga ega bo'lgan odamda bu kishi. Albatta, qishloqning qalbi bilan yashash bu hamma-hammaga ham emas, chunki qishloqning qalbi soddadil, sofdil, bag'ri keng. Shunday yaxshi insonlar istiqomat qiladi shaharlarda ham, qishloqlarda ham. Aha, endi mehr oqibat qishloqda ancha kuchli degan gapda bu. Shunday mehr oqibat kuchli bo'lsa, sezgir bo'lsa demoqchidir balki. To'g'ri. Rahmat ustoz. O'zingiz uchun kitobning qaysi jihatlarini ko'proq yoshlarga, kitobxonlarga tahlil qilish maqsadida taqdim qilsa bo'ladi? Bu kitobda bir qo'liga olib o'qisa o'zi odam qo'ya olmaydi. Demak, mening ham ko'nglimda shu gap bor demasdan iloji yo'q. Ishonmasa kim ishonmasa o'qib ko'rsin. Boshlab ko'rsin o'qib, oxirigacha yetmaguncha qo'ya olmaydi, chunki aynan hayotdan olingan. Bu birovga aql o'rgatish uchun qilingan ish emas bu. O'zining xulosalarini bo'ya hayotda ko'rib bilgan narsalarini aytganda, hozir aytgan gaplaringiz bilan bir-biriga munosabatmi, yo boshqa hayotdagi ko'rgan narsalardan chiqargan xulosalarmi, hammasi bir-biriga bog'liq bo'lib keladi. Va har bir inson mana shu kitobni o'qish jarayonida faqat yozuvchiningina shaxsini emas, balki o'zini ham ko'radi. Albatta, shu odamning voqealarga munosabatiga qarab odamga baho beriladi. Masalan, biri yig'lab tursa, bu odam yonidan kulib o'tib ketsa beparvo bo'lib, demak, u odamga sizning munosabatingiz boshqacha bo'ladi. Lekin unga bir mehribonlik ko'rsatsa, shunga zarur paytda bunga munosabat boshqacha bo'ladi. Hozirgi savolingizdan bir ko'rdingiz, aylanib yana kelaveradi. Mana bu narsalar qishloqda juda ustun bo'ladi. Biri beparvo qaramaydi, birining balasini bir balani yetti mahalla tarbiyalaydi degan ayni qishloqda bor. Ha? Shaharda bo'lsa ishi bo'lmasligi mumkin hech kim. Lekin qishloqda bu narsalarga beparvo qaralmaydi. Buna shu kitobdagi har bir lavha hayotdan olinganligi meni quvontiradi, o'ziga tortadi. Agar men tavsiya qilar edim, yosh ulimi, yoshi kichimi, endi yosh kitobxonmi, katta tajriba egasimi o'qib bundan pand yemaydi. Faqat o'ziga foyda oladi. Sevinch, mana hozir mana shu daftar xoshiyasidagi bitiklar kitobini tahlil qilish jarayonida bir qancha fikrlarni eshitdingiz, o'zingiz ham fikr bildirdingiz. Keling endi xulosa sifatida kitobxonlarga, teletomoshabinlarga aytadigan gaplaringiz, tilaklaringiz bo'lsa, bemalol aytishingiz mumkin. Avvalambor, mana shu kitob haqiqiy hayotdan olingan desam mubolag'a bo'lmasa kerak. Ya'ni undagi har bir parcha, satr bizga bugun kunimizni, o'tmishimizni, hattoki kelajagimizni ham ko'rsatib bera oladi. Endi mana shu kitobni hammaga o'qishni tavsiya qilaman. Bu kitob umuman haqiqatlar kitobi desak ham adashmasak bo'ladi. O'zim tengi kitobxonlarga ham maslahatim shu, mana shu kitobni hech bo'lmaganda bir marta o'qib ko'rishni tavsiya qilaman. Rahmat. Teletomoshabinlarimiz ham, albatta tengdoshlaringiz ham bu tavsiyangizga amal qiladi degan umiddamiz. O'zi ko'rsatuvimizning maqsadi ham aynan siz tengi o'quvchilarni, yoshlarni, umuman teletomoshabinlarimizni kitobxonlikka jalb qilishdan iborat hisoblanadi. Ustoz, endi sizning fikrlaringizni eshitsak, asarning ma'naviy jihatiga hozirgina to'xtalib o'tdingiz. Endi baribir buni hozir biz bu yerda soatlab o'tirib gapirganimiz bilan baribir teletomoshabinlarimizning o'zi o'qib, mutolaa qilib ko'rmaguncha buni anglab yetmaydi. Endi kitobxonlarga aytadigan tilaklaringiz, gaplaringiz va kitoblar olamiga endigina kirib kelayotganlarga aytadigan gaplaringizni va kitob o'qishni xayolga ham keltirmay o'tirganlarga aytadigan tilaklaringiz, gaplaringiz, tavsiyalaringiz bo'lsa aytib o'tishingiz mumkin. Azizaxon, men oddiy qishloq bolasiman. Mol boqib, oyog'ima cho'kir kirib, shu
betlerin kıyaşka kıyıp, ılay soğa çıkmalıp, özken bolaman bırakışılap kalas. Lekin ben köp nersege eriştim, burada bir belent mertebege eriştim diye maksimasım ben. Lekin hayatımda özüm razı buladırken derecede nime yakşılık erişken olsam, hem bazı kitap tüfeyle eriştim. Bu anık. Onun için her bir insan özü kitapka vaxtını acıratsa, bu fakat vaxtka, yaxşılıkka acıratken bulan. Gelecekke acıratken bulan. Özünün etrafındaki adamlarla sohbetleşken de sel, bunlar bilen koşuluşup, onlardan ziyatıra fikir bildirebilişem, cüda yaxşı neyse bu adamlar. Biledi, değeri biledi, görünüşü sohbetleşirde sizin məlumatınızı, seviyenizi, değeri anıqlıydım. Kitap okuyan adamda elbette seviye yaxşı olan. Ben fakat defter haşiyası ki, dəki bitikler degen kitap degen okup kifayalanan demeyim ben. Kitap çıksa kolunuzu okun. Tənləb okuş imkaniyatınız olmasa tənləməyəm okuyurun deyim ben. Abdurrahman Cami'nin sözü var. Cahanda kitaptan yaxşı yar bulmaz. Dövr gəmxanəsi de gəmqisar bulmaz. Yalğızlık küncü de ondan her kaçan yüz rahat yeter, bir azar olmaz. Degen. Yine hazır şakirdimizde birgen savalınız. Biz yaşlık beytimizde kitap okuşu imkaniyatlarımız kəmraq idi. Köprak işler idik. Otaq, birleme, paktat giriş. Həmmesinde biz balalar bar idik. Yakında gene bu nâşılamıyla prezidentimizin tedbirleri tüfeyle balalar mehneti, vaktuşların mehneti, şifakarların büdcəti, aylık alışların mehneti özünün cayına düştü. Yakında gene. Ötkür Hanşeyevam bu gəblərini müstakillik tüfeyle aytdım degen gəblərini hazır şəkirdim aytıb etdi. Mənə şu müstakillikdən bizi faydalanıb, hazır imkaniyyatlardan faydalanıb, telefonda yaxşı yaman nəsələr cüda köp, onların yaxşısını yamandan, halalını haramdan acıratıb, alıp görsün telefonda nəsələrini. Bunda kitap var, telefonda kitap oxuşu mümkün hazır. Audio kitab var, yine elektron variantan var. Dükandan 50 min som, 60 min som, 100 min somu kitab alış qiyinmasa, mənə, bepul kitap oxuşu, dedi, tırıb da imkaniyyatı, iyi gəlsin. Ballarına şunu tavsiye kılsa, indi ballarına bu Telegram'dan başkanlarından acilatıp alamayırsınız. Onu yaxşı cayına, yaxşılanıp, yaxşı cayına faydalanırsa bunların ballarımızı anında şekillendirmiş gerek. Yani şunda biz kətlə müvaffaqiyyət erişkən bolamız. Yani şunda bir ünlülərdən, Ələk Xarazmilərinin haqiqi varisləri bolandı bizim yaşlarımız. Ustoz rahmat. Yana bir bor təşəkkür aytmoqchiman. Qimmatli vaqtingizni ayamasdan ko'rsatuvimizga tashrif buyurganingiz uchun katta rahmat sizga va shu o'rinda Sevinchoy sizga ham rahmat. Kelgusidagi o'qish ishlaringizga omad tilab qolamiz. Deraza oynadan yasaladi. Ko'zgu ham Farq shuki, ko'zgu o'zingni o'zingga ko'rsatadi. Deraza esa hammasini ko'rib turadi-yu, o'zini ko'rmaganlikka soladi. Ko'zguga ko'proq qarang, deganida O'tkir Hoshimov. Haqqa bazizlar, biz avvalambor atrofimizdagilarni muhokama qilishdan oldin, atrofimizdagilar haqida xulosa chiqarishdan oldin o'z-o'zimizni tahlil qilsak, o'z-o'zimizni anglasak, albatta hammasi joy-joyiga tushadi va ba'zi muammolar ham hal bo'ladi. O'zingizni ehtiyot qiling azizlar. Keyingi ko'rsatuvlarimizda didor ko'rishguncha xayr omon bo'ling.